Hop. Demek kaldığımız cins genetikası bette avvalo cinsini hop farklı oluşumuz gerek fenotip cihazdan. Farklı ayken de cinsi dimorfizm degen narsa var. D degen ikki degen morfizm yani morfo şekil degen. Cinsini iki kere iki kıl cins iki kıl şekilde bulur degen. İki kıl cins iki kıl şekilde iki kıl şekilde bulur. Mesela birlemci cinsi belgiler var. İkilemci cinsi belgiler var. İkilemci cinsi belgiler mesela tavuklarda, horozlarda tacını buluş gerekiyor. Tavuklarda yok. Yani ki köpçülüğü hayvanlarda erkeklerin yirik buluşu, uruguaslarının kişiyi rahat buluşu. Şu cinsi dimorfizm, burada iki lafçı cinsi belgiler. Adamlarda sakal buluşu, ha? Bunlar başka bir belgiler, bunlar iki lafçı cinsi belgiler. Sakınlar. Asasi cinsi garmon var, cinsi kucara hastalık edilen organlar olsa, bunlar birlamcı cinsi belgiler sakınlar. Bu fenotip cihattan farklılaş cinsini fenotip cihattan farklılaş. Hani şimdi genotip cihattan farklılaş, kromosoma cihattan farklılaş. Degende ikiye bölemiz biz erkekleri heterogametali bulgenler. Demek ne birini koyup durup. Hetero ne demek? Gametali. Erkekleri Ektiklar getere gametali bölgelerdi o zaman. Bunu çündür bu yandan ki Urgaçıları getere gametali bölgelerdi o zaman. Koluma kol, kovarın da. Gene bular. Ha demek erkekler getirirken metalik oluyorlar. Bular adamlarda, trazafilada, sütümüz hayvanlarda, bu köpçülük organizmalarda erkekler getirirken metalik bular. Kana kabuğu duyuyor musunuz? Mesela trazafilada. Kimlerle yazıp koyuyor? Yani demek. Kim var ekan? Odam. Larda. Keyin drozofilada. Va boshqa organizmlarda, sutemiz uchun boshqa kelib. Tushunarligi? Qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsangiz, masalan, ana shu drozofila pashasini xromosomasi kamroq yozilgan bo'lsa, bir ikki guruh nechta? 4 ta. Ya'ni jami xromosomasi 8 ta xromosomasi bor. Erkagini yozadigan bo'lsam, drozofila pashasini, erkagini yozadigan bo'lsam, erkagidagi yadrosini xromosomasi yozadigan bo'lsam, 8 ta xromosoma bor har bir hujayrada, to'g'rimi? Hujayrasida. Bu birinchi juft xromosoma, bu ikkinchi juft xromosoma, bu uchinchi juft xromosoma, bu to'rtinchi juft xromosoma. To'rtinchi juft xromosomasida İki yelkenli kromosoması yani igrili kromosoması var. Şu hayalları bir yelkenli X'li kromosoma. Endi bir yelken var da onun ikide şakı türüptüğü dünya savaş bulması. Özü aslında bu yan iki kez halatta ben iki yelken kez halatta. Bir de tayakça bula. Aslında bir yelken de yan manada şunu olayım. Şunu anlayayım. Yani ikiyen törez halatta iki kısmı olmalı. Çünkü bitti kromosomada ikide kromatide bulan. İgri maşı ikide yerge bulan. Çünkü igriyle kromosoma değil. Drazafira de ilk egeri şuna bekle. Yani şimdi şu erkeği de bu erkeğinde bitti kucaylasıdır. Samat kucaylası. Samat kucaylanın gameti alırken bu seyik. Gameti alırken bu seyik. Ama bulan. Her bir gamete bu cinsi hücrede yanı mı? Cinsi hücrede ne işte kromosoma düşerdi? Tötte, yarımı düşerdi, doğru mu? Adamda özü kromosoma 46 bulsa, cinsi hücrede kromosoma 23'te bulalım. Bu düşünün de, cinsi hücrede hasıl bulayken cinsi hücrede ise iki kıl bulayken bu.
Mesela bana o birinci cinsi hücayrası diyen basıyor ki bunda X cinsi kromosomu bölgen cinsi hücayra. Şu dilere? Kengisi. X, Y. İkinci gamete bu. Y cinsi kromosoması bölgen cinsi hücayra. Şu dilere? Erkek drozofila gamete cinsi hücayra hasıl kılıyken de ya X'li ahara yani cinsi kromosoması ya Y'li cinsi kromosomaya ege bulurken cinsi hücayra hasıl kılar. Şunları aldın mı? Yani mesela bana o bağışıda mitozda spermatogenezde ahara bitten neşte hasıl böyle yaptı? Tötte hasıl buluyor. Doğru mu? Benim bize de ikide hasıl koyduk. Tötte hasıl buluyor. Mesela bundan iki tanesi x'li, iki tanesi y'li buluyor. İki tanesi x'li, iki tanesi y'li buluyor. Şunun için hasıl buluyorken gamete iki kılı mı? Bir tanesi ayrımda 50% x'li, 50% y'li mi? Sizler gibi verdim mi? Aldım. Hasıl bölüyken gamete iki kıl mı? Bir tanesi x'li, bir tanesi y'li mi? Şunun için mano organizm şu erkekler de şuna kabul yaptı mı? Şunun için erkekleri heterogametali. Hetero harfi gamete gamete. Yani hasıl kılayotken gametası harfi bu yanlığı için bulardı biz erkekleri heterogametaliydiyiz. Şunu diyelim. Hani indi. Urg'ochilari bolsa bu organizm mesela adam veya drozofilada. Urg'ochilari gomogameta. Yani indi urg'ochilarda drozofilada. 2, 3 bu avtosoma kromosoma. Bularda bilasiz qanaqa kromosoma deymiz biz? Avtosoma kromosoma. Yani cinsi kromosom olmaz. Cinsiye bağlı olmaz. Avtosoma. Bu endi hamma organizmda har xil. Mesela odamda 46 ta kromosom bo'lsa, ikkitasi cinsiy kromosom bo'ladi. Qolgani avtosoma kromosom bo'ladi. 44 tasi. Makka jo'xorida 10 tami 20 ta kromosom bo'lsa, 20 ta kromosom bo'lsa, demak 18 tasi avtosoma. Ikkitasi cinsiy kromosom. Tushunyapsizmi? Endi bundan mana cinsiy kromosom bo'lmasin urg'ochilarda. Urg'ochilar qanaqa? Gomogametali. Gomo degani bir xil degani. Undan faqat bir xil gameta hosil bo'ladi. U ham bo'lsa oxir nima bilan tugaydi? X bilan tugaydi. Ya'ni cinsiy kromosomasi X kromosomi bo'lgan cinsiy hujayra bo'ladi. Shuning uchun bular urg'ochilar gomogametali, erkaklari heterogametali deyiladi. Xuddi shu masalan, mana u urg'ochi organizmda jinsiy hujayrasi X-li. Mana erkak organizmda jinsiy hujayrasi X-li. Ikkovi X-li qo'shilsa, urg'ochi organizm hosil bo'ladi. Chunki X-li qo'shilgan X-li bo'ladi. Agar mana erkak organizmda jinsiy hujayrasi Y-li bilan urg'ochi organizmda jinsiy hujayrasi X-li qo'shilgan bo'lsa, zigota nima bo'ladi? Erkak ya'ni o'g'il bo'ladi. Tushunyapsizmi? Ya'ni cinsini aniqlash kimga bog'liq ekan? Erkakka bog'liq. Odamlarda ham erkakka bog'liq, drozofilada ham erkakka bog'liq, sut emuvchi hayvonlarda ham erkakka bog'liq. Tushunarlimi? Unda jinsiy hujayralardan X ning Y'lar ham 50% dan hosil bo'ladi shu degan e'tibor bering. Tushunarlimi? 50% dan hosil bo'ladi. Xo'p. Bu bo'ldi. Bular erkaklari heterogametali organizmlar. Buni ham tushundingiz-a? Ana endi erkaklari heterogametali organizmlarga yana kiradiganlar bor. Faqat erkaklar heterogametali bo'lib turib, X Y bo'lmaydi-da, X 0 bo'ladi. Ya'ni Y kromosoma bo'lmaydi, bitta kromosoma yetishmasa ham biz unday organizmlar nima deymiz ekan? Erkaklari heterogametali deymiz ekan.
Yani bu endi mana undan farqli x y emas. To'g'ri egalari ketirgan bo'lsa, faqat x nollik. Tushunarlimi? Yozaman. Yer egalari ketirgan metalli organizmlar bor. Ularga kiradi. Ularga kiradi. Qandalalar, ninachilar, chigirtkalar. Adashmasam shu yerda kitobda kamchilik joyi ketib qolgan. 93-chi betni ochingda. Qochdingizmi? 2-chi abzasi qandalar va ninachilarning deyapti. Ko'rdinglarmi? Hamma ko'rdimi? Yaxshi, qandalar va ninachilarning hamma qarasin. Ey, Shermat. Qaramagan Shermatdi. Qandalar va ninachilarning urg'ochi organizmida XX, ya'ni urg'ochisi gomogametali. Erkagida X0 bo'ldi. Shu yergacha bo'lsiz bo'ldi. Menga qarang. Demak, erkaklarda nima ekan? X0. Erkaklari heterogametali degan. Bu degani o'zi qand beta endi men masalan qandalarni jinsiy xromosomasini yozadigan bo'lsam, erkaklarida o'zi jami 14 ta xromosoma bo'ladi. 13 ta xromosoma bo'ladi. Hujayrasida. Urg'ochilarida 14 ta bo'ladi. Jinsiy xromosomasini o'zini yozadigan bo'lsam, erkaklarda X0 bo'ladi. Bitta xromosoma kam jinsiy xromosomasida. Shuning uchun 13 ta. Urg'ochilarda nima bo'ladi? XX bo'ladi. Bularda to'liq. Endi urg'ochilari gomogametali. Erkaklarichi? Heterogametali. Faqat bularning X0. Tushunyapsizlarmi? Masalan, qandalarni erkaklardan jinsiy hujayra hosil bo'lsa, bittasida 7 tali, ikkinchisidachi 6 tali. 6 ta xromosomadan iborat jinsiy hujayra hosil. Agar 7 tali bilan buni 7 tali qo'shilsa, urg'ochi organizm. Agar buni 6 taligi bilan 7 tali qo'shilsa, erkak organizm hosil bo'ladi. Tushundinglarmi? Ninachilar ham, chigirtkalar ham shunaqa, faqat ularda xromosoma soni farqi bor. Kitobni kamchiligini aytmadim, endi rasmni qarang. To'g'ri, ular erkaklarning vositasidan doim erkak hosil bo'ladi. Hozirdimi? Agar 13 ta samat hujayrasi bu, bundan jinsiy hujayra hosil bo'lsa, 7 ta 13 ta bo'ladi. 13 ta erkak hosil bo'ladi. Endi shu qarasangiz, jadvalda 2-chi qatorda qandala deyapti. Ko'rdinglarmi? Qandala deb qo'yapti. Qandalada deyapti. XX qilib turib, tepaga qarang, spermatozoid deb qo'yapti. XX bo'lmaydi u. Yo xli yoki nima bo'ladi? Nolli bo'lish kerak. Jinsiy xromosomasini gapiryapti. Endi yozyapti urg'ochilari deyapti X yoki nolli deyapti. Nolliga hali 6 tali degani. U unaqa bo'lmaydi. Urg'ochilari XXli bo'lish kerak. To'g'rimi? Yo men adashyapman. Demak, hamma shunaqa fikrlayapti. Demak, shu fikr to'g'ri. Endi hosil bo'layotganiga qarang. X nolligidan urg'ochi hosil bo'ladi deb qo'yapti. Unaqa emas. XX qilib qo'yasiz ana shu yerga. Mana men o'zgartirib qo'yganman. XX qilib qo'yasiz. Keyin X ligidan erkak hosil bo'ladi deb qo'yaman. Bunaqa emas. X 0 ligidan erkak hosil bo'ladi. Agar biz nazariyaga qaraydigan bo'lsak. To'g'rimi? Kitobdan olyapmiz-da endi. Savol ham kitobdan tushadi. Bu tushunarliga, endi chigirtka ham xuddi shular bilan bir xil, endi chigirtkani to'g'risini yozib qo'yamiz. Erkaklari heterogametali. Ya'ni X0 bo'lsa, mana spermatozoid yo X yoki 0 li bo'ladi deyapti. Tuxum hujayra XLi, ba'zi ya'ni XLi bo'lishi mumkin deyapti. XX bo'lsa urg'ochi organizm, X0 bo'lsa erkak organizm hosil bo'ladi deyapti. Demak, 2 bilan 3 ning yo'nalishi bir xil. O'zi bu odam drozofilalari bilan bir xil, chunki bularning hammasi erkaklari heterogametali. Faqat odam drozofilalarida XY, ularda X0 erkaklari. Shuning uchun bir xil rangda qilib qo'yganman mana. Tushundingizmi? Bo'ldi. Endi menga qarab turing, keyin yaxshi turaman.
aslında. Ana endi urg'ochilari geterogametalilar ham bor. Getero urg'ochilari geterogametalilar ham bor. Voy. Kirin tezroq. Xo'p, urg'ochilari keltirgan yetalik degani mana, mayk urg'ochi organizmni yozadigan bo'lsa, bo'lsa. Oxiri jinsiy xromosomani yozib ko'raman. Urg'ochilari XY bo'ladi-da endi bunda. Chunki bular urg'ochilari har xil gametofaz bo'ladi. Tushundinglarmi? Kimlar degan savolga kuşlar, kuşlar dediğinde tovuğan kuş bu, değil mi? Domla, tovuğu da nemeye alalım dedi. Sigir yalatın. Abi kuş da, kuşlarla giriyor. Düşünler diye. Sudralım yürüyüşler, kapala girer. Hayır, kapala girer. De, urg'ochilarni getirgen metali. Şimdi dilerim, getirgen metali. Urg'ochilari. Ha, erkaklar esa nima bo'ladi endi? Gomogametalik bo'ladi. Ya'ni masalan, tovuqlarda xo'roz yoki tovuq chiqishi kimga bog'liq ekan? Urg'ochilarga, tovuqqa bog'liq. Tushundinglarmi? Yaxshi. Endi xuddi shuningdek, urg'ochilari geterogametalik X nodi ham bor. Tushundinglarmi buni ham? Kuya kapalagida. Demak, kapalak, shuncha makka ayrim kapalaklar. Biz ba'zi bu ham urg'ochilarga kirgan tarafga kiradi. Mana. Kuya kapalagida qanaqa ekan? Urg'ochisi X0 ekan. A, demak, erkagichi X. X. Bo'ldi mana. Asosan ikkiga bo'lyapmiz. Biz maydalasak turga bo'linib ketadi. Shundiga? Demak, jinsni farqlashni bilib oldingmi? Endi shu jinsga birikkan hollar siylanish. Jinsga birikkan hollar siylanish haqida gaplashamiz. Endi o'tgan safar birikkan holda deyishimizga sabab bitta xromosomada dan ikkita genni olib tushadi, to'g'rimi? Ikkita genni birikkan holda bo'lib tushadi. Endi bu mavzuda genlar yo X xromosomiga birikadiganlari bor. Alhamdulillah. Yoki Y xromosomiga birikadiganlari bor genlar. Bitta genni olamiz, faqat X ga yo Y ga biriktirib olamiz. Meni qonunlarga ko'ra katta va kichikni chatsiramiz, ketirib o'taga qilib chatsak bo'laveradi. Faqat endi Y ga birikmaganligi uchun masalan ba'zi genlar, totalitarizm, gemofiliya Razavilla paşası gözünün rengi fakat X'ye birikken. Aşın için X'ye birikilip onu biriktirip yazarız. Misal işlesi yendi bana misalı bilen köle yan bu sek. İspatı bilen bu sek diyor. O zaman Razavilla paşasının gözünü kızıl buluşu katta A geniye bağlı. Onun seni biyologada W plus koyuyor. Bu W plus koymayan resesif. Şunu alıyorlar. Gördün mü? Kişkine A geni ok buluşunu tamir. Şunu ilerle. Kızıl bosa laminan, ok bosa resesif. Çatıştıramak. Erkek kızıl göz deyip aşağıya. Urg'ochi ok göz deyip aşağıya. Bana dedi ki W'de özü bulur. Men endi A qilib ishlayman. Buni endi o'chirib yuboraverib, faqat shu borligini aytib ketdim xolos. Chalg'imanglar. Parentali, fenotip, genotip. Demak, erkak pasha, rizofila pashasi X, Y bo'ladi erkak pashaning jinsiy xromosomasi, chunki bu jinsiy xromosomaga birikkan, jinsga birikkan deyapmiz. Tushunyapsizmi? Endi bu qizil aynan X ga birikadigan belgi. G. Shundaylari Y'ga birikadiganlari ham bor. Masalan, hipertrixoz. Bu Y'ga yoki X'ga birikadi deb ketadi. Tushunyapsizmi?
erkek kızıl gözlü paşa degen de şu. Gidiriz godansı olmayı. Çünkü yerge birikmiyor. Şimdileri çatıştıramız. Urgaçı ak gözlü paşa'ya. Akan bir kıl domuz gıdır eşesi bulan. Ak de gidiriz godansı olmayı. Doğru. Çatıştırdık. Şimdi bundan gamet olamız. Bu x katta. Ha? Bitti gamet. Y. Bana ondan y'ız kiçkine alacağım. Çalıştırsak x katta, x kiçkine. Bu hangi paşa olanda urgoç paşa? Kreatif kanaka? Kızıl gözlü. Y'ız kiçkine, y. Hangi paşa olanda? Erkek paşa olanda. Kreatif kanaka? Ak. Şu diler mi? Huttu şu narsani endi. Urg'ochilari keltirilgan metallikni ko'ramiz. Tovuqda chipor qora rangi bor. Onasini biologiyani oching. Bu 96-bet. Chipor bo'lsa katta 1, qora bo'lsa kichkina 1. Ashini men A qilib ishlayman. Bo'laveradimi? Bor bo'lsa katta A, menga qaraveringiz, bunga adashib qolasiz. Qora bo'lsa nima ekan? Kichkina. Endi urg'ochi chipor tovuq. Ha? Parentali, genotip, genotip urg'ochi tovuq degani XY bo'ladi, endi. Ko'pchilik masalada tovuq deb ketgandan keyin XX qilib ketadi, adashib ketadi. Tushundingizmi? Shuning uchun bular yodlash kerak. Urg'ochilarga keltirilgan metalli kimlar? Qushlar, kapalaklarga sudralib yuradi, deb aytish kerak. Şunlarla tovuk, bu çipor çatıştıramız erkek horozga x qoraga. Şunlarla katta bo'ladi hatta. Gamet olsak molundan x a y. X kichkina. X katta. X kichkina. Bu nima hozir bo'ldi? Urg'ochi deydi yani. Hozirda erkak hozir. XX bu. Teskarisi. Asi chalg'itadida, tushunyapsizmi? Buni fenotip qanaqa bo'ladi? Chipor. Erkak hozir bo'ldi. Amalochi. Urg'ochi. Qora hozir. Tepadagi chatishtirish bilan bir xil narsa qildi. Faqat dominant belgiga bo'lgan tepada erkagi bo'ldi. Nurg'ochi bo'ldi. Lekin ikkala chatishtirishda ham dominant belgiga bo'lgani gamedali bo'ldi. Resessiv belgiga bo'lgani gomogamedali bo'ldi. Bunday chatishtirishni biz resiprok chatishtirish deymiz. Nima degani u desa, urg'ochimi, erkak organizmmi, qaysi organizmni farqi yo'q. Heterogametali dominant bo'lsa, mana ikkovi bir xil. Faqat mana urg'ochi bunday ekan, to'g'rimi? Lekin heterogametali dominant bo'lsa, gomogametali resessivga chatishtirishi resiprok chatishtirish deymiz. To'g'ri. Uyg'on. Darsga ketyapmiz. Orqaga qarab qo'y. Resiprok chatishtirishni tushundingizmi? Xo'p. Endi. Shuni qoidasini shuning qoidasini hozir dars o'tmaganimdan keyin daftarga yozib olasiz. Endi mana yerda qarang. Jinsni aniqlash usullari bor 94-betda. Progam, epigam, singam. Nima deganimiz? Pro degan nima degani? Gacha. Gam bu nima bo'lgan? Gamma ayiqchalarimi? Gameta. Gameta. To'g'ri.
Yani gametalar proga qo'shilgungacha o'zi aniq bo'ladi. Hosil bo'ladigan jins. Erkak yoki urg'ochiligi. Program tipga. Bitta misol yozyapti. Kolovratga misol yozyapti. U suvda yashovchi hayvon deb yozib qo'ying, nimaligini yozmagan kitobga. Savol bo'ladi o'quvchilarda, nima ekan degan savol bo'ladi, nigada. Suvda yashovchi hayvon deb yozib qo'ying. Kolovratga. Yozing kitobingizga yozingiz bo'lsa. Topdingizmi mana? Mana kolovrat. U bo'sh joy yozasiz. Kolovratga istilib yaptim tepaga. Suvda yashovchi hayvon deb yozasiz. Bo'ldi mi? Ha. Saplazmaga boy tuxum hujayrada, ya'ni urg'oq qismida. Tuxum hujayrada urg'oq organizm rivojlanadi. Qani, hali tuxum hujayra urg'langan zigota hosil bo'lgani yo'q. Saplazmaga boy tuxum hujayrada nima hosil bo'lar ekan? Urg'oq organizm. Saplazmasi kamida erkak hosil bo'lar ekan. Jinsni aniqlashtir. Kengiz epigam. Epi degan nima degani? Qayerda eshitgansiz epi so'zini? Epistas. To'g'ri. Epifiz. Epikard. Ashindan tushuntiraveray, epikard. Bu osta degani, epikard. Perikard osta degani. Yoki keyin ham deb tarjima qilsa bo'ladi epi. Demak, epigamdachi keyin, nima keyin? Gametalar qo'shilib bo'lgandan keyin aniqlanadi. Halqali chuvalchanglarda deyapti. Erkin yashab ketganidan deyapti. Ya'ni urg'lanib tuxum hujayra urg'lanib bo'ldi. Erkin yashab ketganidan urg'oq hosil bo'lar ekan. Parazit yashaydigandan erkakka hosil bo'lar ekan. Buni esingizdan chiqarmasligingiz uchun asalariga taqqoslab oling. Asalarilarni erkakka ham endi parazit emas, deyarli. Ovqatini olib keladi, hamma o'g'il qiladi shu. To'g'rimi? Ya'ni yeb yotganidan. Endi bunaqa demayapti bu yerda, nima deyapti? Yo'q. Ha, parazit yegandan deb ketyapti. Bunda aniq yozib qo'yapti. Shularga program qanaqa? Ha, nima? Urg'otish qanaqa? Erkin yashab ketgan. Erkin harakatlangandan degan bo'lsa kerak. Nima ekan? Mustaqil hayot kechirish, kechirsa deyapti. Tushundinglar? Endi singa, sing degan nima degani? Hamkorlikda, birga degan. Tuxum hujayra urug'langanda urug'lanish vaqtida ma'lum bo'ladi. Urug'lanish vaqtida ma'lum bo'ladi. Demak, bu jinsni aniqlashtirib turlar. Ana endi bu jins aniqlashdi, masalan, odamlarda jins aniqlash qaysi biri kirishi mumkin? Ha? Urug'lanish vaqtida aniq bo'ladi. Epigamma. Epigamma kiradi. Meni fikrimcha shunaqa, chunki urug'langandan keyin aniqlanadi. Zigota hosil bo'lgandan keyin aniqlanadi, ungacha aniq bo'lmaydi. To'g'rimi? O'qing. Shu, shunaqa. Endi bu yerda shu bittadan misolini berib bo'lgan, birinchi ikkitasiga ashni bilib qo'ying bo'ldi. Reciprokni tushuntirdi. Jins genetikasini tushuntirdim. Xo'p. Endi mana bu masalalardagi narsalarni ham yodlab qo'yinglar. Masalan, gamma globulin sintezining buzilishi ikki xil resessiv genlarga bog'liq ekan. 97-betda birinchi masala. Birinchisi avtosomaga bog'liq, ikkinchisi S jinsiy X xromosomaga bog'liq ekan. Demak, gamma globulin D gamma globulin D sintez bo'lishini buzilishi X xromosomiga bog'liq bo'lgan resessiv kasallik sog' bo'lsa dominant deb yodlash kerak. Tushundinglarmi?
Çünkü mənə bugünkü bergen savalım da ucu düşündüm de sizler məsələdəki berilgənini yotlama yapsar ekən. Əslədəmi yotlap bu ilə. Məyəqdəkilərdə oku yapsar ekən, bir yaqa etibar verir mi yapsar ekən? Doğru mu? Bir yaqa etibar verir bu yaslar yani. Peki daltonizm ve kersakolun belgiloğucu geliler resesiv belgidir deyabdı. Daltonizm gelin X kromosomaya bağlı bugün resesiv deyabdı. Yani daltonizm resesiv. X'ke birikken. Yani autosomamas ekən. Daltonizm hakkında yapıları yaptır mısınız? Monitoruyla yapıp işler koymuyorsunuz mutlaka olasın. Bunu X'ye biriktir olası, geriye birikmeyedir. Şu yapsa, bu düşüneyim de gemofiliye keserliğin yaşın ne kadar? Gemofiliye. Hop, desen, keserli resesif, sabısı ne oladı? Dominant oladı. Bu düşüneyim de drazakıyla kızarı bosa, X'ye biriken dominant, bak bosa resesif. Şu nakla kitaptaki gibi var ne sıra yolda bu yer. Test kitapta gelmez. 9 sınıf, 10 sınıf biyoloji yazgan, şu cinske birikkenliği yodlar koyuyorlar. Yani bugünkü verirken vazifemde. Şimdi kendi sefer genetikeden o şey testi olan mevzu. Şu mevzu, hayır diye düşünmeliyle. Soru var mı?